5. Devrimci olmak için ayine gitmenin yararları Marius, çocukluğundan kalma dindarca alışkanlıklarını sürdürmeye devam etmişti. Her zamankinden daha da dalgın olduğu bir pazar günü, ayin için Saint-Sulpice, teyzesinin küçükken kendisini götürdüğü Vierge Şapeli'ne gitmiş, bir sütunun arkasındaki Utrecht kadifesinden bir iskemleye Arkasındaki Monsieur Mabouf kilise mütevelli heyeti üyesi yazısını fark etmeden oturmuştu. Ayin başlamak üzereyken yanına gelen bir ihtiyar Marius'a "Monsieur, burası benim yerim." demişti. Marius'un hemen ayağa kalkmasıyla yaşlı adam yerine yerleşmişti. Ayin bittiğinde yaşlı adam düşünceli bir halde birkaç adım ötesinde duran Marius'un yanına yaklaştı. Sizden biraz önce ve şimdi sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Beni can sıkıcı bir ihtiyar sanmış olmalısınız. Size durumu açıklamam gerek. Monsieur, dedi Marius. Buna hiç gerek yok. Elbette var, diye devam etti ihtiyar. Benim hakkımda kötü düşünmenizi istemem. Gördüğünüz gibi oturduğum yeri seviyorum. Orada ayini daha mükemmel bir şekilde dinlediğimi hissediyorum. Neden mi? Bunu size açıklayacağım. 10 yıl boyunca düzenli olarak her 2-3 ayda bir aile içi anlaşmalar izin vermediğinden çocuğunu görmek için başka bir fırsat bulamayan zavallı, saygıdeğer bir babanın ayini oradan izlediğine tanık oldum. Oğlunun ayine getirildiği saatte buraya geliyordu. Küçük çocuk babasının orada olduğunu bilmiyordu. Hatta zavallı masum belki babasının olduğunu dahi bilmiyordu. Fark edilmemek için bir sütünün arkasına gizlenen zavallı baba çocuğuna bakıp ağlıyor, o küçük yavruya hayranlık duyuyordu. Bunu gözlerimle gördüm. Onun durduğu yeri adeta kutsanmış sayarak ayinleri oradan izlemeye başladım. Orayı kilise mütevelli heyeti üyesi olmam dolayısıyla bana ayrılan koltuğa tercih ediyorum. Bu bahtsız adamı biraz olsun tanıma fırsatı buldum. Bir kayınpederi vardı. Zengin bir teyzeden akrabalardan başkalarından söz ediyordu. Babayı oğlunu görmeye kalkışırsa çocuğu miraslarından mahrum edeceklerini söyleyerek tehdit ediyorlardı. Oğlunun günün birinde zengin ve mutlu olması için kendisini feda etmişti. Onu oğlundan siyasi görüşleri nedeniyle ayırıyorlardı. Kuşkusuz siyasi düşüncelere saygı duyarım ama nerede durmaları gerektiğini bilmeyen insanlar var. Tanrım, bir adam Waterloo'da savaştığı için bir canavar olamaz. Bir baba bu nedenden dolayı çocuğundan ayrı tutulamaz. Bonaparte'ın albayıydı. Sanırım öldü. Kardeşimin baş rahipliğini yaptığı Vernon'da yaşıyordu. Ve adı Pont Mary ya da Mont Percy gibi bir şeydi. Yüzünde bir kılıç yarası vardı. Pont Merci, dedi rengi solan Marius. Evet Pont Merci. onu tanıdınız mı? Monsieur, o benim babamdı. Yaşlı mütevelli heyeti üyesi ellerini kavuşturarak haykırdı. Ah, demek o çocuk sizsiniz. Elbette, şimdi delikanlılık çağına gelmiştir. Zavallı çocuğum, herkese sizi çok seven bir babanız olduğunu söyleyebilirsiniz. Yaşlı adamın koluna giren Marius ona evine kadar eşlik etti. Ertesi sabah Mösecile Norman'da ''Arkadaşlarımla üç günlük av partisi düzenlemeye karar verdik. Gitmeme izin verir misiniz?'' diye sordu. ''Dört gün'' diye yanıtladı dedi. ''Git eğlenmene bak.'' Ve gözünü kırparak kızına ''Küçük bir aşk macerası'' Педи.